Evet, bugünkü konumuz going away. Going away, uzaklara gitmek, seyahate gitmek. Bakalım bugün ne görecekmişiz? Infinitives for reasons, it is plus adjective to. Infinitive for reason, infinitivleri hatırlıyoruz. To ile kullanılan e, fiillerimizdi. Bunları bir şeyin sebebini bildirmek için kullanıyoruz. Örneklere bakarsak, I'm going to Puerto Rico to see my relatives. Niye gidiyormuşum Puerto Rico'ya? Akrabalarımı görmek için. To see. Burada to see için anlamı veriyor. I need to go shopping to get a suitcase. E, seyahate gideceği için. E, alışverişe gitmeye ihtiyacım var. Ne yapmak için? E, bavul almak için demiş. I have to go online to find a flight. Ne yapması gerekiyormuş? Ee, i̇nternete girip bir uçuş için bir e, uçuş bulması gerekiyormuş, bilet bulması gerekiyormuş daha doğrusu. Bakın burada e, her zamanda kullanabiliriz bunları. I'm going to Puerto Rico to see. Mesela bu e, present continuous tense. Bu I need to go shopping to get a suitcase. Simple present tense. Her zamanda bu to'yu kullanabiliriz. Bu bize amaç bildiriyor, sebep bildiriyor. Bir de başka bir kullanım var. Is it easy to find bargains online? Bargain, böyle ucuz eşya, kelepir anlamı da var. Ee, ne demek istiyor? İnternette işte kelepir, ucuz eşya bulmak kolay mı? It is easy to do. It is not hard to do. Ee, ne kolaymış? Ee, kelepir, ucuz eşyalar bulmak internette kolaymış. It is easy to do ya da it is not hard to do. Evet, şurada bir e, notumuz var. Ona bakalım. Did you know demiş? In conversation, the top five adjectives in the structure it is to uh, are hard, nice, easy, good, important. Yani bunlarla it is tolu kalıp yapabiliriz. Mesela it is hard to find cheap uh, TVs. It is nice to meet with new people. It is easy to go shopping. It is good to learn English. It is important to speak a foreign language gibi cümleler yapabiliriz. Okay, tolu infinitivli reason bildiren sebep bildiren cümlelerimizi her zamanı kullanarak yapabiliriz. Yani şimdiye kadar öğrendiğimiz zamanlar nelerdi şöyle bakacak olursak present simple geniş zaman i go for a walk every day to stay healthy ne yapıyormuş her gün yürüyüşe gidiyormuş ne için sağlıklı kalmak için she goes shopping to buy some clothes niye alışverişe gidiyormuş biraz giysi almak birkaç tane giysi almak için alışverişe gidiyormuş present continuous şimdiki zaman My parents are saving money to buy a car. Ne için para biriktiriyormuş ailesi? E, araba alabilmek için para biriktiriyormuş. Jack is doing sports to lose weight. Jack spor yapıyormuş. Ne için? Kilo kaybetmek için, kilo vermek için. Past simple'ı hatırlarız değil mi? E, fiilimizin ikinci halini kullanıyorduk. I went to university to get a degree. Evet, niye üniversiteye gittim? To get a degree. Bir derece almak için, bir seviye atlamak için. Mary bought tickets to go to London. Ne yapmış Mary? Bilet almış. Neden? Ne için? Londra'ya gitmek için. Şimdi şimdiye kadar gördüğümüz işte geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zamanda bunları tuğlu yapıları kullanabiliyoruz. Sebep bildirmek için. Bir de going to future'umuz var hatırlarsanız. He is going to go on holiday to rest. Ne için gidecekmiş tatile? Dinlenmek için. Ali is going to go to the beach to sunbathe. Ali sahile gidecekmiş. Ne için? Güneşlenmek için. Bir de böyle kalıplar var demiştik hatırlarsınız. It is important to learn a language. Ne önemliymiş? Dil öğrenmek önemliymiş. It is hard to find cheap restaurants. Ee, ucuz restoran bulmak çok zormuş. It is easy to walk to school. Okula yürümek kolaymış. It is nice to talk to you. Seninle konuşmak güzel, hoş demiş. Evet, sorumuz varsa chat bölümünden soralım arkadaşlar. Ee, gayet basit bir konu, her türlü zamanda kullanabiliyoruz. Tuğyu getirip arkasından fiili getirebiliriz. Bir şey yapmak için anlamı veriyor. Evet, şimdi burada kelimeler var. Bakalım bu e, eşyalar size neyi çağrıştırıyor? Bunlara bakınca ne hissediyorsunuz, neyi hatırlıyorsunuz? Going on a holiday, tatil'e gitmek. Mesela şu soldakiler. E, going to the beach olabilir. De e, deniz tatiline gitmek, sahile gitmek, yaz tatiline gitmek, seyahate gitmek. Aha. Evet, ulviya seyahat. E, bu sağdakiler de mesela tent, çadır, thermosleep, uyku tulumu ya da sleeping bag, insect repellent, a first aid kit, a pair of scissors, flashlight, batteries, pijamas. Bu sağdakiler sağdakilerde mesela kamp yapmayı hatırlatıyor bize. Diğerlerine bakalım. Bedding suite, yüzme kıyafeti, towel, havlu, şampu, make-up, makyaj malzemeleri, brush, saç fırçası, hair dryer, saç kurutucusu, soap, sabun, toothpaste, toothbrush, sunscreen gibi şeyler bize tatili hatırlatıyor. Okay. Advice and suggestions. Advice, birisine tavsiyelerde bulunmak. Suggestion da yine aynı. Advice ve suggestionları hangi kalıpları kullanarak yapıyormuşuz? Onlara bakalım. What should I take? Mesela birisi tatile gidiyor. Ne almam gerekir yanıma diyor. What should I take? Should I take these shoes? Bu ayakkabıları almalı mıyım? Meli malı anlamı veriyor should. Bir de tavsiye yapar, birisine tavsiyede bulunurken şut kalıbımızı kullanıyoruz ve fiilin yine birinci hali. Ken gibi, keni hatırlayın. You should take a hat. Şapka almalısın demiş. You shouldn't take high heels. High heels yüksek topuklu demek. Yüksek topuklu alma e, ayakkabı almamalısın demiş. Tatilde zor olur. You could borrow your dad's hat. E, babanın e, şapkasını Ödünç alabilirsin. You need to have warm clothes. Eğer soğuk bir yere gidiyorsa you need to have warm clothes. Ee, sıcak giysilere ihtiyacın olabilir, ihtiyacın olur gibi. Do you want to pack some other shoes? Bunlar da mesela suggestion yerine geçebiliyor yani tavsiye yerine geçebiliyor. Aslında soru gibi görünüyor ama. Do you want to pack some other shoes? Başka ayakkabı almak ister misin? Why don't you take a hat? Neden bir şapka almıyorsun? Why don't you kalıbı bu da çok kullanılır. It is a good idea to pack a jacket. İşte işte bir ceket e, bavula koymak iyi olabilir anlamında. Take a flashlight. Bu take a flashlight bu daha direkt. Arkadaşlarınıza böyle tavsiyede bulunabilirsiniz. Emir cümlesi gibi görünüyor ama e, suggestion ya da advice olarak da kullanabiliyoruz. Take a flashlight. Flashlight El feneri. Don't forget to pack some batteries. Ee, bavuluna birkaç e, pil koymayı unutma demiş. In conversation you should can be very strong. People sometimes soften it. Yani should kullanımı böyle biraz çok güçlü bir kullanım. Bazen onu yumuşatmaya ihtiyacımız olabilir. I think you should gibi. Hani bence sen şunu al hani biraz kibar olmak için i think you should take ahead gibi falan. yani bu da aranızdaki samimiyet derecesine bağlı. Hani arkadaşınıza direkt şunu al bunu al diyebilirsiniz ama işte bir, biraz resmi birisi ise, hani çok samimi olmadığınız birisi ise böyle yumuşatarak kullanabiliyorsunuz. I think you should, maybe you should, you should probably gibi biraz daha konuşmayı yumuşatmaya çalışıyorsunuz ama diğerleri de olur. Okay. Right suggestions demişim. Burada chatten bana söyleyebilirsiniz suggestions'larınızı. Mesela birisi işte a language course in Canada. Birisi Kanada'ya dil okuluna gidecek, dil kursuna gidecek. Nelere ihtiyacı olabilir? Evet, çete yazarsanız ben görürüm. You need, mesela ne olabilir? You need grammar book. Hı -hı. You need to take de diyebiliriz. Need'den sonra fiil kullanabiliriz arkadaşlar. Oops, pardon. You need to take a grammar book. You need a grammar book. It's a good idea. Mesela Kanada e, kışın gidiyorsa çok soğuktur. Ne dememiz gerekebilir? It's a good idea to pack. Ne diyebiliriz? To pack some uh, winter clothes. To pack some uh, thick clothes. Thick clothes. Uh, kalın giysiler demek. Şuraya yazıyorum. Thick. Thick clothes. It's a good idea uh, to take gloves. Mesela eldiven almak iyi fi bir fikir. You could. Başka ne tavsiyede bulunursunuz? You could. Mesela bir yere seyahate gitmeden önce ne alması iyi olur? Ya da bir dil kursuna gitmeden önce? You could take a map, for example. Canada map or the city map. Vocabulary, yes it can be. A vocabulary book. Mm -hmm. A visit to Bakü. Evet, Bakü'yü ziyaret eden birisi nereleri e, görmesi gerekir? Nerelere gitmesi gerekir? A visit to Bakü. Evet, Bakü'ye giden bir kişi ne yapmalı sizce? Bakü'de yaşayanlar söyleyebilir belki. Hiç bilmiyoruz. Ne yapmak gerekir? Nerelere gitmek gerekir? Ne almak gerekir? You should go first. Maiden Tower. Aha, good idea. Aha, okay. Başka? Teşekkürler Aygün. Maiden Tower. Başka? Mesela yemek. Şu yemeğe yemelisin dediğiniz iyi güzel bir yemek var mı sizin oranın özel bir yemeği? Çok. Mesela bir tanesini söyleyin. You should eat man can can, can gel. What is it? You should eat zengel zengel. Is it a kind of food? Piti, piti, pide mi? Piti pide galiba arkadaşlar. Pide değil, mantı. Ha mantı olabilir. Hı -hı. Evet başka. Piti. You should eat piti. It's a good idea to. Mesela alışverişte ne alınabilir? Sizin oranın neresi, nesi meşhurdur? Güveçte pişen bir yemek. Evet, sizin et yemekleriniz çok meşhurmuş. Duyuyorum. Güveçte pişen bir yemek. Evet, piti. Evet, başka ne almalıyız oradan? Neleri meşhur? Azerbaycan ya da Bakü'nün Azerbaycan olarak da düşünebilirsiniz. Baklavası ve şeker şekerpare, hmm, evet bizim burada da var onlar, evet başka alınacak bir şey, you should go Bakü Street Cafes, Gence Hı -hı. baklavası, evet, Hı -hı. gidilecek yerler bir tek Maiden Tower mı var, başka yok mu? Şeki baklavası, evet. Gidilecek yerlerden söyleyin biraz daha. Çok var. Evet yazın işte, ben bilmiyorum mesela. İsmaili, Şeki, Dovga. Bunlar yemek mi, gidilecek yer mi? Evet birisine tavsiyede bulunurken bu kalıpları kullanabiliriz yani arkadaşlar. Shahplov, aha. You should uh, visit Maiden Tower. It's a good idea to eat piti. E, you could eat baklava. You should go İçeri Şer, İsmaililahic. Gidilecek yerler. Evet. Evet, sorumuz var mı arkadaşlar? Bu sebep bildiren eee yapılarla ilgili bir dakika. Evet, sorumuz yoksa 8. üniteye geçiyorum. Hadi kapatalım. 8 açıyoruz. Okay, we start unit 8. Bu ünitemiz de çok zevkli arkadaşlar. At home. Evde başlığımız. Ee, possessive pronouns. Sahiplik bildiren pronounlar. Daha önceden neleri görmüştük? Onları bir hatırlayalım. Şur bir dakika. Şu slayta bakarsak subject pronounlar Mesela subject pronounlar her zaman e, cümlede özne olarak kullandığımız kelimeler. I, you, he, she, we, they. Object pronounlar cümlede nesne olarak kullanılan, yani yapılan işten etkilenen, genelde cümlenin sonlarında ya da ortalarında yer alan. Mesela me, you, him, her, us, them. Mesela look at me derken, bana bak derken mi cümlenin sonunda yer alıyor. cümlenin öznesi değil, nesnesi olduğu için object pronounları kullanıyoruz. Possessive adjective öğrenmiştik hatırlarsanız. Possessive adjective nelerdi? Sahiplik bildiren sıfatlar. My, your, his, her, our, their, it's yazılmamış burada. It's. Bunlardan sonra mutlaka bir isim getirmemiz gerekiyor. Mesela my book, your glasses, His pencil, her book, our e, her home, their cars gibi. Posesif Ejective'lerde mutlaka isim getirmemiz gerekiyor. Şimdi bugün öğreneceğimiz possessive pronoun'larda da e, mesela I için mine, yours, his, hers, ours ve theirs kullanıyoruz. Ne zaman bunları kullanıyoruz? Şimdi ilk slaytımıza bakarsak bakalım. Whose bedding suite is this? Whose, kimin demek arkadaşlar. Whose bedding suite is this? It is my bedding suite. Bu e, mayo, e, deniz giysisi kimin? O benim mayom. E, uzun uzun yazarsak. My bedding suite. Bu ne oluyor buradaki my? Possessive adjective oluyor. Kısaca it is mine diyebiliriz. Mine ne demek? Benimki. Benimki dediğimizde ne anlıyoruz biz? Benim mayom olduğunu anlıyoruz. Whose jewelry is this? Jewelry mücevher demek, e, takı demek. They are your earrings. Onlar senin küpelerin. They are yours. Kısaca they are yours dediğimiz zaman onlar seninkiler. Yani içinde ne saklı onun? Senin küpelerin saklı. Ama kısaca yapıyoruz. Niye e, bunu Cevap verir karşımızdaki kişi anlayabilir çünkü neden mücevherden ya da işte şeyden konuşuyoruz küpeden konuşuyoruz küpeyi bahsettiğini anlayabiliriz. Whose clothes are these? Bu giysiler kimin giysileri? It's ya da it's her jewelry. Mesela o onun mücevheri. They are our things. Onlar bizim eşyalarımız. They are ours. They are his shoes. They are his. Bakın his'de değişiklik olmadı. E, tekrar s getirmeye gerek kalmadı. Zaten sonunda s harfi var. They are his shoes, they are his dediğimiz zaman bunun his shoes dediğini anlayabiliriz arkadaşlar. They are our things. Onlar bizim eşyalarımız. They are ours. It is their stuff. Stuff eşya, öteberi e, gibi anlamına gelir it is theirs onlarınki anlamında. Evet Hüseyin gelmiş hoş geldin. Selamun aleyküm Hüseyin. Evet anlaşıldı mı arkadaşlar? Tekrar bu şeye bir bakalım. Bu tablomuza bir bakalım. Şimdi şu subject pronounları ne zaman kullanıyorduk? Özneye, cümlede özne yerine, özne yerine geçen zamirler. I, you, he, she, we, they Bunlar, object pronounlar cümlede nesne yerine geçen, yapılan işten etkilenen, direkt işi yapmayan. Mesela I am talking to you dersem, I am talking, I, oradaki I subject pronoun, you object pronoun oluyor. Nesne yerine geçen kelime. Possessive adjective'ler, mesela bunlardan sonra mutlaka bir nesne koymamız gerekir my book, your pencil, his mobile phone, her car, our uh, computers, their uh, cars gibi gibi. Ama possessive pronoun kullandığımızda şu my book'un yerine geçen mesela mine, benimki. Benimki, seninki, onunki, bizimki, onlarınki anlamında. Evet, alıştırmalara bakınca daha iyi anlayacağız bunu. Şimdi bakalım bu alıştırmaya. Cümledeki boşluklara e, posesi, pronoun koyacağız. Evet, chat kısmından yazabilirsiniz bana. Where do you keep your photos? Fotoğraflarını nerede saklarsın, muhafaza edersin? Well, I keep mine in a box under my bed. Ben fotoğraflarımı yatağımın altında bir kutuda muhafaza ederim. My sister keeps... Evet, my sister dediği için... Her mi? Her fotoğraf anlamına gelen, onunkileri anlamına gelen Aygün. Bir şey ekleyeceksin sonuna. Hers, evet güzel. My sister keeps hers in albüm. My parents put. My parents olduğu için aile iki kişi, anne baba. O zaman hangi kelime olur? Dayers güzel. Dayers in frames on the wall. Frame çerçeve demek. Frames on the wall. Duvarda çerçeveli. And my brother throws. Ne yapıyormuş brother? Throw fırlatmak demek. His. Evet. Kardeşi de onunkileri yere fırlatıyormuş. İkinciye bakalım. Do you ever lose your keys? I'm always losing. Hiç anahtarlarını kaybeder misin? Ben her zaman... Evet burada mine. Evet. Aygün'den başka cevap veren yok mu? I'm always losing mine. Aha. Evet. No. We always keep. We we'de ne diyor, Ne diyorduk? We always keep. Bizimkiler anlamında. We always keep ours on top of the refrigerator. Buzdolabının üstüne koyuyorlarmış. What do you do with your old clothes? Evet, eski giysilerini ne yapıyorsun demiş. Sometimes I give things to a friend of ha, Aygün biraz sen yavaş ol o zaman. Arkadaşların yetişemiyorlarmış sana. Evet. Sometimes I give things to a friend of Burada ne diyebiliriz? To a friend of ay var özne olarak. O zaman ay ile ilgili olan benimki derken. Evet, ay gün yazmayınca başka kimse yazmıyor. Uh -uh. To a friend of. My olması için sonunda bir nesne gelmesi lazım. Burada gelmiyor. Mine, evet. To a friend of mine. Benim bir arkadaşıma veriyorum. My sisters keep. Sisters bakın çoğul tek değil ona dikkat edelim. My sisters keep. Evet kardeşlerim hayır. Her değil bakın sisters iki kişi orada iki kardeş bir değil. My sister değil my sisters keep. Evet hadi yazalım. Onlarınki anlamında Her değil, evet. Hadi bakalım. My sisters keep... Onlar, onların, onlarınki, hatırlayın. They, them, their... En sonuncu neydi? Possessive pronoun. Theirs, evet Aygün. Yine Aygün yazdı. Evet, my sisters keep theirs for years, but my mom gives, my mom gives, evet, my mom üçüncü tekil şahıs, he mi, she mi, my mom. My mom gives, hadi birisi yazsın, hers, evet, To charity, how long do you keep your credit card receipts? Credit card receipt, kredi kartında hani şöyle size verilen fatura gibi bir şey, kredi kredi kartı harcamalarını belirten bir fiş. Just till the bill comes. Evet, ne kadar süreyle kredi kartı e, fişlerinizi saklıyorsunuz diyor. Just till the bill comes. Fatura gelene kadar. How long do you keep? Karşısındaki ne soruyor? How long do you keep? Evet burada ne diyebiliriz? How long do you keep? Yours. Yours. Hı hı. You kullandık çünkü bakın burada öznemiz you. How long do you keep yours? I keep. Subjectimiz I. O zaman I ile ilgili olan hangisiydi? Mine. Mine değil. Mine. I keep mine for months. Evet. Arkadaşlar şu tabloyu lütfen iyi çalışın. Tamam mı? Bu tablo çok önemli. Bunları öğrenmeniz lazım. Evet. Evet, şimdi başka bir alıştırmamız var. Burada da uygun cevabı seçeceğiz. Bakalım. Circle the correct words to complete the conversation. Wow, what a mess. Mess, dağınıklık demek. Are all of these things ours? Bütün bu eşyalar bizim mi? No, they are things people forgot when they left the party last night. Ne, bütün bu eşyalar bizim mi diyor. O da hayır, bunlar akşamki partide insanların unuttuğu eşyalar demiş. Well, I'm looking for... Burada hangisini kullanırız? My mı? Mine mı? Aa, evet, İbrahim Hüseynov. Güzel. I'm looking for my jacket. Neden mine kullanmadık? Çünkü bakın burada my'den sonra jacket var. Noun var. O zaman mine'ı kullanamayız. I'm looking for my jacket. Is this jacket hangisi? Your, yours? Sabina. Güzel. Is this jacket yours? Bu ceket seninki mi? No. That is not that is not mine. Evet. Güzel. Hüseyin İbrahim. That is not mine. O benimki değil. Burada beşte, my jacket is blue. Evet, benim ceketim mavi. I guess that is Felipe's. Niye burada my, cek, my seçtik? Çünkü jacket var bakın kendisinden sonra gelen. Possessive ceketim kullanmak zorundayız. I guess that is Felipe's. Devam ediyoruz. No, it is not his. O onunki değil. Felipe's jacket is gray. O onun değil. Felipe'nin ceketi gri. Oh well. Wow. Look at those DVDs. Who are? Who, whose are they? Bu DVDler kimin? I think they are your parents. Yeah. These are? Hangisini? Theirs. Güzel. These are theirs. We borrowed them uh, when we were at Your house last weekend, Gizelle. Oh yeah, right? Hey, whose CDs are these? Are they Jens? No, they are not. They are not They are not. hers. Evet, güzel. Can't you read? They say Andy. No, I can't. I lost my glasses to gözlüklerimi de kaybettim demiş. Wait a minute. Is this your mu yours mu arkadaşlar? Your jacket. Güzel. Yes, thanks. You are amazing. Now, do you think you can find Do you think you can find my glasses? Evet, güzel. Evet, mine'la my farkını anladık. Mine'dan sonra hiçbir şekilde noun getirmiyoruz ama my'dan sonra getiriyoruz. Çünkü o sahiplik bildiren bir adjective. My glasses, my CDs gibi. Evet, şimdi evin bölümlerine bakalım. First one, bedroom. Clock, curtains, dresser. Clock, duvar saati. Nightstand, böyle yanda duran sehpa. Carpet, curtains, dresser. Trester'da böyle eee komidin gibi bir şey, çekmeceli olan. Bathroom'a bakalım. Mirror, shower, mirror ayna, shower duş, toilet, bathtub, bathtub küvet, sink, lavabo. Living room, armchair, koltuk, lamp lamba, coffee table böyle küçük sehpa, kahve sehpası diye geçiyor. Cushions, yastıklar sofa, kanepe, end table, böyle kanepelerin yanında ya da koltukların yanında yer alan küçük sehpa diyebiliriz. Kitchen, cabinet. kabinet, kabinet, dolap, cupboard da diyebiliriz. Cupboard diye yazılıyor. Microwave, diş e, dishwasher, stove. Soba ya da fırın, soba anlamına geliyor. Oven, e, fırın gene. diş boşur bulaşık makinesi. Pose e, şey oradaki ne denir? Evye, mutfaklarda kullanılan. Evet. Order of adjectives. Evet, adjectivleri belli adjectivleri istediğimiz kadar çok kullanabiliriz bir cümlede. E, ama bunların belli bir sırası var arkadaşlar. Bakalım. Usual adjective order. Mesela birkaç tane adjective'i yan yana yazacaksak bizim bir adjective sıramız var. Yani sıfat sıramız var. Önce opinion bildiren, opinion, görüş bildiren good, nice, beautiful gibi. Size bildiren daha sonra geliyor. Size bildiren de small, large, little, huge, enormous gibi color renk bildiren renkleri öğrenmiştik blue white yellow etc shape bildiren shape rectangular square triangular işte kare mi dikdörtgen mi üçgen mi round mu yuvarlak mı nationality Milliyet uyruk bildiren, işte British, Turkish, Italian, German, French gibi material'da neyden yapıldığı, malzemesi mesela cotton, leather, plastik, e, plastic, nylon bunlar hep malzemedir. Örneklere bakalım. They have beautiful Turkish rugs. Mesela bakın önce ne geldi? Beautiful derken opinion geldi. Daha sonra da nationality geldi. Yani bunların hepsini aynı cümlede kullanacağız diye bir şart yok arkadaşlar istediğimizi kullanırız. Ama belli bir sırası var. Yani mesela they have Turkish beautiful rocks diyemiyoruz. They have beautiful Turkish rocks diyoruz. Bunun gibi. I like the big red rock. Büyük kırmızı halıdan hoşlandım. Hoşuma gider gibi. Red big demiyoruz. Big red diyoruz. I want those cute little round speakers. Speakers dediği şey hoparlör. E, bu işte cute e, sevimli demek, little küçük demek, round da e, yuvarlak demek. Bakın işte e, cute dediğimizde opinion belirttik, little dediğimizde size belirttik, round dediğimizde shape belirttik. Bunları sıraladık. I want those cute little round speakers gibi. Diğer örnek one ve ones örneklerine de bakalım. I like the green rug. Which one do you like? Ben yeşil halıda, halıyı sevdim, severim. Sen hangisinden hoşlanırsın? I like the blue one in the middle. Ben ortadaki e, mavi olandan hoşlandım. E, tekrar e, rug kullanmıyoruz, onun yerine one. Yani olan anlamında, blue one, mavi olan halı anlamına geliyor. Those speakers are cool. Which ones do you like? Çoğullarda da bakın ones kullanıyoruz. Bu hoparlörler çok güzel duruyor, hoş duruyor. Hangilerinden hoşlanıyorsun? I like the silver ones on the right. Sağdaki gümüş rengi olanlardan hoşlanırım gibi. In conversation people usually use just one or two adjectives before a noun. Günlük konuşma dilinde arkadaşlar bir araştırma yapılmış. Genelde e, biz bir isimden önce insanlar bir ya da iki sıfat kullanıyorlarmış. Yani böyle arka arkaya arka arkaya sıralamıyorlarmış. Mesela şurada they have beautiful Turkish rocks'ı e, istediğimiz kadar uzatabiliriz. Mesela they have beautiful, uh, big, uh, blue, uh, rectangular, Turkish e, woolen, rocks da diyebiliriz. Biraz yorucu olur tabii beş tane, altı tane sıfatı arka arkaya getirmek. İki tane, bir iki tane sıfat yeterli. Evet şimdi şu kitabımız alınmış bu C bölümüne bir bakalım. Right conversations, complete the sentences that add an answer. Örneğe bakalım. I like the big round clock on the left. E, neyden hoşlanmış? E, sağ, e, soldaki Kahut vakit kalırsa yapacağız. Soldaki büyük yuvarlak saatten hoşlanmış. Which one do you like? Sen hangisinden hoşlandın demiş. I like the little black one on the right. Tanımlarken bunları kullanabiliriz. Mesela perdelerle ilgili. I don't like the. Mesela hangisini hoşlanmazsınız, hoşlanmadınız. I don't like the uh, yellow one. Yellow curtain diyebiliriz. I don't like the white curtain on the right. Uh -huh. Which one do you like? Dediğimde ne dersiniz? Which one do you like? I like the purple one. I like the orange one. I like blue curtain on the left. Uh -huh. The blue one on the left de diyebilirsin. Hani curtain'ı kullanmak istemezsen. Evet. Look at the TVs. I'd like to buy the. Hangisini satın almak istersiniz? I'd like to buy the. Hangisini almak istersiniz burada televizyonlardan? I'd like to buy the uh, one in the middle. Uh, which one would you like? I'd like to buy the big uh, black TV ya da small uh, white TV diyebilirsiniz. Evet böyle bir sıralama da var. Ya, aklınızda ol, olsun. İşte mesela işte terminator dediği a and the ya da these Yine bizim sıralamamız gibi opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose, noun. Mesela purpose dediğinde mesela kitchen demişler, sports demişler. Onu her zaman kullanmayabiliriz. Bu da aklınızda olsun. Çalışırken bunlara da bakarsınız. Yani hepsini arka arkaya sıralamamız gerekmiyor arkadaşlar. Bir iki tanesini kullansanız yeterli. Mesela burada velvet var. Velvet kadife demek. Seramik, seramik zaten biliyorsunuz heart shape heart shaped kalp şekilli demek mesela başka da bilmediğiniz kelime yok sanırım. Evet burada karışık yazılmış e, kelimeleri düzgün sıraya sokacağız. There is a small red sofa in her living room. Mesela ikiye ne diyebiliriz? She has Evet hadi kim yazacak bu cümleyi? She has önce opinion'ı getirelim. She has some cool square cushions on the sofa. Evet, kim yazdı? İbrahim yazdı. Evet, İbrahim hızlandı. Ay güne yetişti. Evet, 3'e bakalım. Derizle başlayalım. Evet, evet ay yazabilirsin. Önceden hızlı yazıyorsun diye şey yapıyorduk. Şimdi yazabilirsin. There E, devamını getirin. There is a, opinion önce. There is a beautiful Japanese and table on the left. Evet, beautiful Japanese sıfatların sıralaması böyle. Dörde bakalım. She has diye başlıyoruz. She has a big sonra renk gelsin. She has a big black TV on the wall. Evet. Beşe bakıyoruz. There is a There is a long, dark coffee table in front of the sofa. Evet, güzel. Altıya bakalım. There are Evet, there are. Önce opinion'dan başlıyoruz. There are some There are some nice cotton rocks on the floor. Evet. Katını en son atıyoruz. O materyal çünkü. Materyaller en son. Heh, bir de requestler var arkadaşlar. Agree to request neydi? Birisinden kibarca bir şey yapmasını istemek. Answer yes to agree to request with can and could. Can ve could'la birisi sizden bir istekte bulunduysa buna yesle cevap verebiliyorsunuz. Mesela, Can I use your phone? Yes, sure, go right ahead. Evet, tabii, mutlaka kullan. Buyur, buyur gibi. Could you chop the onions? Chop, küçük parçaları ayırmak demek. E, soğanları doğrayabilir misin? Yes, sure, okay, no problem. Evet, bunlar da e, yes cevabı veriyoruz. Answer no to agree to request with mind. Şimdi mind'lı olanlarda e, durum farklı arkadaşlar. Do you mind? Do you mind ne demek? aldırış eder misin? Ya da Would you mind if? Ben şunu şunu yapsam sizi rahatsız eder mi? Aldırış eder misiniz? Gibi. Bunlar da çok kibar yapılar. Mesela Do you mind if I use your phone? Ee, sizin telefonunuzu kullansam sizin için bir sakıncası var mı? No. Go right ahead. No not at all. Aslında biz no'lu cevap veriyoruz ama. Yes diyoruz sonuçta. Yani benim için hiçbir mahsuru yok, kullanabilirsin gibi. Direkt can ve could'daki gibi yes demiyoruz. Do you mind if I use your phone? Eğer telefonu kullanmasını istemezsek, yes dersek bu sefer kullanamaz telefonu. Hayır diyoruz demektir. Ama burada do you mind if I use your phone? Telefonunuzu kullanmamın bir mahsuru, bir sakıncası var mı? No, go right ahead. Lütfen, buyurun, kullanın. No, not at all. Kullanabilirsiniz. Do you mind if I use? Bakın, p ile dikkat edin. Do you mind if I use? Ama burada başka bir va yapı var diğerinde. Would you mind helping me in the kitchen? Ee, bana mutfakta yardım etmenizin bir sakıncası var mı? No, not at all. Oh, no, no problem. Demek, ne demek? Evet, sakıncası yok, size yardım edebilirim demek. Bunlara çok dikkat edelim. Anlaşıldı mı bu? Kafanızı karıştırmasın. Yani do you mind if I use ya da would you mind helping? Would you mind'dan sonra fiilin fiili ing'li kullanıyoruz. Ama do you mind if I'dan sonra fiilin birinci hali. Bunları unutmayalım oldu mu? In conversation, do you mind verb-ing and would you mind if I are possible but not very common. Ha bunun tam tersi, do you mind'dan sonra verb-ing, would you mind'dan sonra if kullanılabilir ama çok kullanılmıyor demişler. Öyle bir not düşmüşler. Evet, bu alıştırmayı da yapalım. Bundan sonra bitireceğiz. Do you mind if I borrow your dictionary? No, not at all. Go ahead. Evet, burada hangisini kullanabiliriz? Do you mind if me would you mind mı? İkincide. Would you mind? Evet, güzel. Would you mind answering the phone for me? Oh, no no problem. Benim için telefona bir sakıncası yoksa bakabilir misiniz? Cevap verebilir misiniz? Oh, no no problem. Yani hayır hiçbir sakıncası yok bakabilirim anlamında. Üçüncüye ne diyebiliriz? Do you mind if me? Would you mind mı? Üç. Uh, uh Do you mind değil. Would you mind? Would you mind closing that door? No, not at all. Dört. Do you mind? Evet. Evet, benim için kapatır mısın gibi. Evet. Yani aslında no diye cevap veriyoruz. Hani olumsuz gibi görünüyor ama olumsuz değil. Yani benim için mahsuru yok. Tabii ki yaparım anlamında. Dört ne dedik? Do you mind if I take off my shoes? Ayakkabılarımı çıkarmamın senin için bir sakıncası var mı? No, go right ahead. Hayır, çıkarabilirsin gibi. Beşe bakalım. Evet, beş. Do you mind if mi? Would you mind mı? Bu da olmaz. I use diyor bakın orada. Do you mind if I use your computer for a minute? Bilgisayarınızı bir dakikalığına kullanmamın bir sakıncası var mı? No problem demiş. Do you mind if? Evet, bunlarla ilgili bir sürü alıştırma var kitabınızda. Mutlaka kitaptaki alıştırmaları yaparsanız sizin için iyi olur arkadaşlar. Evet, sorumuz var mı? Bugün kahut oynayamayacağız ama önümüzdeki hafta 7-8'in kahutu ve 9. üniteyi yapacağız. Zaman kalırsa 10. üniteye de geçebiliriz, bir bakalım. Evet, sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yoksa Size başka bir dersiniz var herhalde. İyi günler, iyi dersler diliyorum.